İyi akşamlar değerli izleyiciler. Merhaba sevgili seyirciler. Sevgili izleyiciler, teknik bağlantılar dolayısıyla bir iki dakika geç girdik. Maalesef bu bizden kaynaklanmayan, yani bağlantıların altyapılarından kaynaklanan bir takım sıkıntılar oluyor. Türkiye'de hala altyapı yani Wi-Fi denilen bu ki biz buna bir anlamda Wi-Fi'yi de aşarak kablolu bağlanıyoruz filan, ama yani işte bu internet altyapısı vesaire bir türlü daha doğru düzgün çalışır hale gelmedi ki birçok da servis sağlayıcı bu işte güya hizmet veriyor. Biz de hepsini kullanıyoruz. Üstelik stüdyomuzda fevkalade yetenekli, son derece bu işleri bilen bilgisayarcılar ve IT'ciler çalışıyor. Neyse, yani şimdi özür dileyerek birkaç dakika gecikmeyi bizden değil altyapıdan kaynaklanan bir gecikme olarak aktardıktan sonra hafta sonu da dahil olmak kaydıyla Türkiye'nin garip gündemine bir göz atmakla başladığımızda çok garip bir şeyle karşılaşıyoruz, ifadeyle karşılaşıyoruz. AKP'nin Sayın Genel Başkanı ve Türkiye'nin tarafsız Cumhurbaşkanlığına yemin ederek başlamış olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğrudan doğruya yargıya ilişkin bazı konularda hem talimat hem kanılarını paylaşıyor ve böylece hem kamuoyunu oluşturuyor Türkiye'de hem de yargı kamuoyunu bir anlamda yönlendiriyor. En son işte yurt dışına giderken, Ürdün'e giderken verdiği demeçte diyor ki benim gündemimde Kılıçdaroğlu'nun yargılanması yok. Oysa hepimiz biliyoruz ki Kılıçdaroğlu'nun yargılanma sorununu, meselesini gündeme getiren bizzat AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. Demiştir ki içeride olan milletvekilinden gelen izlenimlerle, yani işte beni ya buradan çıkarırsınız ya da bu konunun bağlantılarının Sayın Kılıçdaroğlu'na gittiğine ilişkin bir takım şeyler ortaya dökülebilir gibi izlenimler alıyoruz filan diye durup dururken üstelik Enis Berberoğlu üzerinden bir Kılıçdaroğlu'nun yargılanması meselesini gündeme getirmişti. Hatta o kadar gündeme getirmişti ki ben burada Sayın Enis Berberoğlu istavrit balığı değildir, ona yem atıyorlar ama bu yemleri yutacak bir nitelikte değildir diye yorum yapmıştım. Şimdi sanki bunlar hiç olmamış, kendisi bunu söylememiş filan gibi. Nereden çıkarıyorsunuz bunu diyor, Kılıçdaroğlu diyor bunu kendi kendine söylüyor, gelin güvey oluyor. Kendini diyor önemsetmek için böyle şeyler yapıyor. Yok benim gündemimde böyle şeyler derken birdenbire Twitter'da baktım. Şu anda içeride Cumhuriyet'in mensuplarından biri olarak içeride bulunan Kadri Gürsel'in eşi pat diye bir tweet atıvermiş. Sayın AKP Genel Başkanı'na yönelik diyor ki peki diyor eşim Kadri Gürsel'in yargılanması diyor, hapiste tutulması gündeminizde mi diyor. Yani gördüğünüz gibi değerli izleyiciler bir yandan işte metal yorgunluğu falan filan laflarıyla kendi teşkilatlarını düzenlemeye çalışırken öbür taraftan hala tek adam yönetimiyle Türkiye'nin yargısını dahi etkisi altına almaya çalışan bir göreve başlarken tarafsızlık yemini etmiş olan bir AKP Genel Başkanımız var Cumhurbaşkanı olarak. Aynı Cumhurbaşkanı, yani AKP Genel Başkanı Almanya ile yaşanan kriz çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı'na da sen kaç yaşındasın filan gibi bir takım sorular yöneltti, bir takım tavırlar koydu ki yani bir devlet başkanı böyle konuşur mu bilemiyorum derken ya ne oluyoruz filan, bu devletler arası ilişkilerde öyle sen kaç yaşındasın ne haddine filan gibi laflar nereden çıktı derken bir racon sözcüğü döküldü ortaya. Yine AKP'sinin Sayın Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hocam racona geliriz. Racon kesmeyi ben gayet iyi bilirim. Ben yeraltı dünyasını da yakından tanıyan birisiyim. Yani bilirler beni, dostlarım, arkadaşlarım bilir. Yani raconun ne anlama geldiğinin çok farkında da olduğunu zannetmiyorum. Kasımpaşalı olması nedeniyle olabilir. Çünkü oradaki Demircan ailesi, ki o ailenin en büyüğü Sultan Demircan, İstanbul'un ünlü kabadayılarından biriydi ve vurularak öldürüldü. Diğer mafya, ne diye mafya demeyelim de, onlar kabadayıydı. Mafya farklı bir şey. Ama şu Kılıçdaroğlu meselesi hakkında bir iki şey söylemek istiyorum hocam. Bence Sayın Erdoğan, kamuoyundan gelen tepki, dünyadaki dengeler, kendisine karşı gelişen tavır, ki son olarak Almanya AKP'li belediyelere her türlü yardımın ve kredilerin kesilmesi yönünde bir adım atmak üzere ve bunu ilan ettiler. Merkel ilan etti. Ve kamuoyundan gelen tepki, bizlerin durumu değerlendirip tutumumuzu ifade etmemiz gibi bir dizi sebeple buradan biraz geri adım atmış gibi görünüyor. Oysa tam da sizin söylediğiniz gibi Kılıçdaroğlu'nun Fethullah Gülen'e bağlanan MİT tırları haberi nedeniyle Enis Berberoğlu ile ilişkili olabileceğine dair o bilinen üslubuyla ve tehdit edici bir edayla konuştuğunu biliyoruz. Ancak öyle anlaşıldı ki Kılıçdaroğlu'nu tutuklamak, öyle CHP'ye bir operasyon düzenlemek o kadar kolay iş değil. Kılıçdaroğlu bir denemeydi. Hedefin, daha doğrusu Enis Berberoğlu bir denemeydi. Hedefin Kılıçdaroğlu olduğu açıktı. Biz bunu biliyorsunuz, sizinle 18 dakika programında da, başka programlarda arkadaşlarımızla da ifade ettik. ABC gazetesinde ben yazdım, siz yazdınız, başka yazan arkadaşlarımız oldu. Dolayısıyla bu hedefin 2019'a Türkiye'yi rakiplerinden temizlemiş bir şekilde girme hesabına dayalı olduğunu biliyoruz. Nedeni de şu, onun da altını çizelim ve seyircilerimize özellikle bunu vurgulayarak anlatmaya çalışalım ki sebebi şu: 16 Nisan referandumunu kaybettiğini Türkiye'de herkesten daha iyi bilen kişi ve kişiler AKP yöneticileridir. Dolayısıyla AKP'nin genel başkanıdır, Sayın Erdoğan'dır. Bütün hesaplar hayır oylarının %56 civarında, evet oylarının %43-44 civarında olduğunu gösteriyor. Referandumda tablo buysa eğer, siz 2019'da bir Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle bir seçimi daha alamazsınız. Çete ilan edildi çünkü Yüksek Seçim Kurulu ve hepiniz yargılanacaksınız dendi. Kim tarafından? Türkiye'nin ana muhalefet partisi tarafından. Kim tarafından? İktidara aday ve iktidara en yakın parti tarafından. Ve çok ağır bir dille suçlandı ve 16 Nisan referandumunun sonuçlarını tanımıyoruz, tanımayacağız dediler. Şimdi Sayın Atilla Kartın, Cumhuriyet Halk Partisi Konya eski milletvekili ve halen parti meclis üyesi olan Sayın Atilla Kartın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı bir başvuru var. Eğer bu başvurudan da 16 Nisan seçimlerinin demokratik olmadığı, adil olmadığı, hileli olduğu ve dolayısıyla sonuçlarının geçersiz olduğu yönünde bir karar çıkarsa Erdoğan ne yapacak? Yapacağı tek şey var, bu kararı tanımadığını ilan etmek. İlan ettiği andan itibaren de Avrupa'yla, çağdaş dünyayla, demokratik dünyayla bütün bağlarını kesmesi anlamına gelecektir ki bu şiddetli bir ticaret ambargosudur, mali ambargodur, ekonomik ambargodur, askeri yaptırımlardır vesaire vesaire. Şimdi öyle bir köşeye doğru sıkışan, artık hile yapamaz hale gelen ve 2019 seçimlerini alması konusunda derin kuşkular olan bir AKP lideriyle karşı karşıyayız. Haliç Kongre Merkezi'nde dün, önceki gün yaptıkları toplantılarda zaten, ki biz ana haber bülteninde de verdik, dün yaptıkları toplantıda istişare kurulu, il istişare kurulu toplantısında 2019 metal yorgunluğu dediği hikaye odur. Yani bütün teşkilatları değiştirmek istiyor. İstanbul'u alamazsak Türkiye'yi alamayız dedi. İstanbul'u kaybettiler zaten, hileye rağmen, 1,5 milyon mühürsüz oya rağmen İstanbul'u kaybettiler, Ankara'yı kaybettiler, İzmir'i kaybettiler. İlaveten 14 büyük şehri daha kaybettiler. Yani Türkiye'yi taşıyan, üreten, katma değer yaratan, vergisini ödeyen, dolayısıyla Türkiye'yi Türkiye yapan nitelikli nüfusun bulunduğu, diğerlerinin niteliksiz anlamına gelmiyor. Niteliksiz demek istemiyorum, kastettiğim o değil. Bu bir ne diyelim, siyaset terminolojisinde, bir istatistik terminolojisindeki bir isimdir. Mesela birine adi suçlu demek onun adi olduğu anlamına gelmez. Mesela trafik kazaları, trafik suçluları adi suçlulardır. Yani bu anlamda bir kavram kullanıyorum. Onun altını çizelim çünkü sosyal medyada birden troller linç kampanyası başlatıyorlar. Bu nüfusu kaybetmiş durumda, nitelikli nüfusunu Türkiye'nin kaybetmiş durumda. Korkusu bu diye düşünüyorum. Bu korkudur geri adım attıran. Yoksa bir tertip hazırladıkları belli. Kaldı ki bir iddianame, taslak bir iddianame yazıldığını bile biz biliyoruz. Hocam evet, racona gelelim. Yani... Raconda ne diyeceksiniz efendim, hocam? Evet, şimdi tabii bu dediklerinize ek olarak bir sesim geliyor mu? İyi geliyor evet hocam, mu? Gayet iyi geliyor. Ben bir de size objektife bakmanızı öneriyorum. Şeyinize, kameranıza bakmanızı öneriyorum. Evet, bilgisayarınızın tepesindeki kameraya. Evet. Oraya bakıyorum. Evet, gayet başka iyi şey, şimdi. Twitter'da bu İstanbul'u %kaçla kazandı diye tekrar bakıyordum da %20 küsurlarla kazanıyor İstanbul'u. Yani İstanbul öyle en yüksek aldığı oylar %40 küsurlardır. %50'yi geçememiştir İstanbul'da zaten. Evet. Üstelik ilk geldiği 1994 seçimlerinde de karşısındaki adaylar hem solda hem sağda bölünmüştür. Yani hem solun toplamı Erdoğan'dan daha fazladır, hem sağın toplamı Erdoğan'dan daha fazladır. %24'te seçildi hocam. Evet, yani 1994 seçimlerinde hem sağda bölünme, Dalan falan işte İlhan Kesici filan, hem solda bölünme, DSP, SHP bölünmesinden dolayı aradan en düşük yüzdeyle seçilmiştir. %20 küsurlarla. Yani öyle İstanbul bunların emrinde falan olan bir ülke değil. Aradan sıyrılmışlardır. Maalesef işte solun bölünmüşleri, sağın bölünmüşlüğü ve bir takım kişisel egoların politikada hakim olmasıyla. Dolayısıyla Sayın AKP'nin genel başkanı artık zeminin ayağının altından kaydığını, iktidar zemininin ayağının altından kaydığını hissediyor. Şimdi racon meselesi de buradan kaynaklanıyor. Canım, böyle devlet başkanı, böyle devlet yönetimi, böyle söylem olur mu? Hocam biraz arkanıza doğru yaslanın sonra, hocam. Biraz arkaya doğru yaslanın. Evet, 16, şimdi 16 Nisan oylamasından sonra Atalan Üsküdar'ı geçti diyor. Ya bu halk oylaması, yani sandıklar bir kapkaç düzeni mi? Aslında tabii YSK'nın son anda verdiği karara bakarsanız, yani mühürsüz oy pusulaları ve mühürsüz zarfların sayıma dahil edilmesine bakarsanız, gerçekten de 16 Nisan referandumu maalesef bir kapkaç seçimi biçiminde ele alınmıştır YSK tarafından ve maalesef AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bunu Atıalan Üsküdar'a geçti, daha siz ne konuşuyorsunuz gibi bunu tescil etmiştir. Şimdi aynı biçimde racon kesilecekse ben keserim diyor. Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti mi? Yoksa yani benim terbiyem müsait değil. Yoksa racon kesilen bir ortam mı? Raconun hangi ortamlarda kesildiğini biliyoruz. Raconu kimlerin kestiğini biliyoruz. Racon kesmek ne demek onu da biliyoruz. Yakışıyor mu bu bir cumhuriyet? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan AKP Genel Başkanı'nın diline. Şimdi bütün bunlar aslında bir paniğin ifadesi. Altlarındaki zeminin kaydığını hisseden bir iktidar paniğinin ifadesi. Ben yarın bunu Cumhuriyet'te yazdım. Keskin sirkenin zararı küpünedir sevgili Merdan Dağ, değerli izleyiciler. Yani şimdiye kadar sürekli bir gerilim politikası, sürekli bir düşmanlaştırma politikasını izleyen AKP ve Erdoğan iktidarı artık bu keskin sirkeliği kendisine zarar veren bir noktaya maalesef taşımış görünüyor ve artık bundan kendilerinin de kurtulması pek olanaklı değil. Bunu da görüyorlar ve bu paniği yaşıyorlar. En son Binali Yıldırım'ın Ergenekon, Balyoz ve FETÖ'yü aynı düzlemde, aynı bağlamda zikretmesi de bu paniğin, bu metal yorgunluğunun ve bu altlarından çekilen iktidarın bir paniğinin dışa vurumu olarak görüyorum sevgili Merdan Yanardağ. Evet hocam, şimdi bir son dakika gelişmesi var, arkadaşlar ilettiler. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, yani kısa ifadesiyle, yaygın ifadesiyle ÖSYM Başkanı istifa etmiş. Bu istifa örnekleri az, biliyorsunuz hocam. Bir puan hesaplamasında çok ciddi bir hata yapılmıştı. Ve kazananları kaybetmiş, kaybedenler ise kazanmış. Bu hata yapılmamalıydı demiş Profesör Doktor Ömer Demir, istifa etmiş. Ben bu istifa nedeniyle kendisinden hiç haz etmem ama bu istifa nedeniyle ben kendisini kutluyorum. Hala istifa edebilmek bir erdemdir. Hayır, sevgili Merdan Yana, hiç kutlamayın. Biz oradaki ilişkileri ve oradaki hiyerarşiyi gayet iyi biliyoruz. Tepeden o malum birisi buna hadi istifa et demiştir. O da istifa etmiştir. Böyle belki de öyledir. Evet. O hiyerarşide öyle. İstifa yukarıda şey. İstifası filan. Ben bu vesileyle yalnız bir şey anımsatmak istiyorum. ÖSYM'nin bütün her türlü müdahaleye bir anlamda karşı duran bir zırhla kaplanmış olan yapısını kuran Profesör Altan Günal rahmetli oldu. Kendisini rahmetle anıyorum. O takımın en son temsilcisi Ünal Yarımağan idi. 2010 yılında Ünal Yarımağan'ın altından cemaat çetesi soruları çalıp sağa sola satarak ve aşağıdan vererek onun altını oydular ve sevgili Ünal Yarımağan işte o bir ciddi bir sorumluluk ve şeref duygusuyla madem ki ben kendi altıma hakim olamadım deyip istifa ettiği 2010'da ve 2010'dan başlayan bir biçimde evet. ÖSYM'nin bütün sorularının çalınması, işte nepotizm vesaire gündeme evet. geldi. Hocam Merdan şimdi Yanardağ. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı racon kesmeye kalkarsa siz kibarlığınız nedeniyle söyleyemediniz ama Bülent Tezcan da zaten Twitter hesabında bunu açıkladı. Mafya racon keser. Bir Türkiye mafya demokrasisi ise eğer o demokraside racon kesilebilir. Bu mafyaya özgü bir yöntemdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na böyle bir terminoloji yakışmaz dedi mealen. Esas olarak bunu söyledi. Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı racon kesmeye başlayınca Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki AKP'li belediyenin zabıtaları da bir babayı, seyyar satıcılık yapan bir babayı 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde dövüyor. Evet. Yani adaleti sokakta uygulamaya kalkan seyyar satıcılığı ya da dilenci babasının yanında dövmeye çalışıyor ki evet. benim bildiğim bir mafya kuralı vardır. Eşinin ya da çocuğunun yanında düşmanına dokunmazlar. Kabadayılar da İtalyan mafyası da bunu yapmaz. Evet. Ama Türkiye'de her şey şirazesinden çıktığı için adaleti sokakta 5 yaşında biz ABC gazetesinde fotoğraf var. Çocuk ağlayarak babasının dövülmesini izliyor. Köşeye sıkıştırılmış bir baba iki zabıta tarafından dövülüyor. Ve 5 yaşındaki çocuk onu ağlayarak izliyor. Böyle bir travma o çocuğa yaşatılabilir mi? Dolayısıyla onu bırakın yani bir mafya ne diyelim komik bir kavram olsun. Mafya demokrasisinde bile olmayacak bir uygulama. Çünkü herkes sokakta kendi adaletini, kendi yasasını kendisi uygulamaya kalktığı bir ülke haline geldi hızla Türkiye. Hocam çok hızlı gündemde bir iki şey daha var. Bugün yine bir gazeteci dostumuz Can Ataklı'nın Meral Akşener'in kurmaya çalıştığı partiyle ilgili olarak bir haberi vardı. Meral Akşener'in çevresine bu partiye girecek kişilere, önemli isimlere, politikacılara, aydınlara, her neyse akademisyenlere yönelik bir FETÖ operasyonunun yapılacağını ve böylece sıkıştırılacağını, belki kendisine dokunulmayacağını ama böyle bir operasyon yapılacağına dair bir yazı yazdı. Bu zaten Meral Akşener'in kendisine yönelik bir tehditin de devamı olarak değerlendirilebilecek bir şeydi. Bunu biliyoruz. Şöyle görmek mümkün. Ben bugün Bedrettin Dalan'la sohbet ettim. Onunla görüştük. Bir yemek yedik birlikte. Orada çok özel şeyler anlattı. Tabii bunları paylaşmak gerekmiyor şimdi ama belki başka bir programda onları paylaşıp değerlendirebiliriz ama bir dönemi çok yakından tanıyan, gören, ona tanıklık eden birinci dereceden bir isim. AKP'nin kuruluşuna ilişkin benim daha önce bir ABD projesi olarak AKP kitabında ortaya attığım tezleri tamamen doğrulayan çeşitli tanıklıklarını ve anekdotları aktardı. Orada şunu söyledi, merkez sağdaki alana el koymuş durumda. Eğer merkez sağda bir oluşum başarıyla ortaya çıkarsa AKP'nin gideceği oy aralığı, oy bandı %20-24'tür. Bu da Refah Partisi'nin evet, biraz önce sizin söylediğiniz gibi 1994'te aldığı en yüksek oydur. Doğru, ki Türkiye ortalaması %22'dir. Evet. O nedenle Meral Akşener'e yönelik bir saldırı var, bir sıkıştırma evet, var. Evet. Şimdi bu Meral Akşener olayında ben en son bir haberi sizin de muhtemelen bildiğiniz ve zaten bültenlerinizde söylenen haberi hatırlatarak programa son vereyim. Koray evet. Aydın. Yani MHP'nin en önemli liderlerinden biri Akşener olayına katılıyor. Yani bu öyle FETÖ tehdidi falan filan gibi şeylere pabuç bırakmayacak bir kadro orada oluşturuluyor. Tabii. Ve bunlar merkez muhafazakarlığa aday olan bir partidir. Ben Koray Aydın'ın oraya katılmasını bu çok önemli bir gelişme, evet. Efendim? Çok önemli bir gelişme. Bütün genel başkan adayları neredeyse yeni partiye katılıyorlar. Evet, evet. Bu Ümit Özdağ orada. Daha önemli bir olaydır. Yusuf Halaçoğlu orada. Devam edeceğiz herhalde. Peki. Hocam süremiz doldu. Evet. Siz açtınız, ben kapatayım. Hatta biraz da geçtik. Teknik sebeplerle sizin de belirttiğiniz gibi biraz geç başladık. Çünkü Kuşadası ile Aydın'la İstanbul Merkez Stüdyosu arasındaki bağ ki bu dönemde son derece kolay kurulması gerekirken telekom altyapısı nedeniyle bunu zaman zaman böyle hızlı yapmak mümkün olmuyor. Umuyoruz ki yarın böyle bir gecikme olmayacak. Herkese iyi bir akşam ve yarın da iyi bir gün diliyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocam, Koray Aydın. Koray Aydın önemli, Ümit Özdağ önemli, Yusuf Halaçoğlu önemli ve zannediyorum Sinan Oğan da böyle bir yapı içinde olacak.